Photoshop 2023'e yeni gelen, belki de en iyi özelliklerden bir tanesi, kamera RAW filtre gelen insan algılama özelliği. 2023'e yeni gelen özelliklerin bazılarının detaylı videosunu çekmiştim. Bana yazan bazı arkadaşlarımız özellikle RAW filtre gelen bu özelliğin detaylı videosunu çekmemi istediler. Ben de arkadaşlarımızı kırmayarak hem yeni gelen özelliğimizi detaylı bir şekilde inceleyelim hem de bir portre fotoğrafımızı düzenleyelim. Hemen Ctrl-C deyip fotoğrafımızdan bir tane kopyasını alalım. Bu arada unutmadan bir şey söylemek istiyorum size. Bildiğiniz gibi RAW formatında çektiğiniz fotoğrafınız kamera RAW filter'da direkt açar. RAW olarak çekilen bir fotoğrafı düzenlerken vereceğiniz renklerin, etkilerin daha iyi sonuçta alındığını da hatırlatmakta fayda var. O yüzden RAW filter'da çalışırken RAW çekmeye özen gösterin. Tabii bu çalışmamızdaki fotoğrafımızı ben internetten indirdim. Benim RAW olarak çektiğim fotoğraflarım tabii ki var. Yarın bir gün bir sıkıntı yaşamamak adına bu eğitimimizi bu şekilde uygulayacağız. Şimdi hemen kamera RAW filter'a gelelim. Burada hiçbir şeye müdahale etmeden RAW filter'a yeni gelen maskeleme aracımıza hemen bir gelelim. Evet, fotoğrafımızda insan algılama özelliğimiz hemen yapay zeka devreye girip otomatik olarak seçimini yaptı. 2023'e yeni gelen özellikleri anlattığım videomda toplu çekilmiş bir fotoğrafımızda fotoğrafın içerisinde bulunan kişileri tek tek algılamasını yapmakta. Bu çalışmamızda özellikle bazı detaylardan size bahsedeceğim için o yüzden bir portre fotoğrafını tercih ettim size. Tabii siz toplu çekilmiş fotoğrafınıza da bu işlemleri uygulayabilirsiniz. Evet, bu fotoğrafta tek bir kişi olduğu için hemen seçimimizi uygulayalım. Karşımıza gelen panelimizde isterseniz maskeleme yaptığı yerin tamamını veya tek tek bölgesel olarak işlemlerimizi uygulayabiliriz. Şöyle yapalım. Yüzümüzü, vücudumuzu, kaşımızı, gözümüzü, dudaklarımızı, saçımızı komple seçip maske işlemlerimizi uygulayalım. Burada dikkat etmeniz gereken yer, hangi bölgeyi istiyorsanız seçiminizi yapıp mutlaka en alttaki kutucuğumuzu işaretlemeyi unutmayalım. Bana gelen bir soru da, hocam seçimlerimi yaptım ama bir türlü işlemlerimi uygulayamadım diyen arkadaşımız olmuştu. İsterseniz bir bölgeyi, isterseniz de komple seçim yaptığınız zaman mutlaka buradaki kutucuğumuzu işaretlemeyi unutmayın. Zaten burada da seçtiğimiz 7 yerin maske olmasını isteyip istemediğimizi bize soruyor. Hemen devam deyip işlemimize başlayalım. Evet, seçtiğimiz tüm bölgelerimiz bize ayrı ayrı katmanlar halinde karşımıza gelmiş oldu. Aklınızda bulunsun. Özellikle portre tarzı fotoğraflar düzenliyorsanız ilk olarak yüz ve vücuttan başlamayı unutmayalım. Hemen yüz maskemize geldiğimizde bu fotoğrafımızda çok az bir şey. Yüzümüzü aydınlatalım. Kontrast verelim. Modelimizin sağ tarafında biraz ışığımız fazla gelmiş. Biraz ışığımızı kısalım. Biraz gölgesini açalım. Aşağı doğru inelim. Biraz da cildimizin dokularını yumuşatalım. Şöyle sola doğru çekip işlemimizi uygulayalım. Tabii ben şahsım olarak birazcık doğallığı seviyorum ama genelde herkes cildinin pürüzsüz olmasını istiyor. Bizim de isteklere yok deme şansımız yok. O yüzden siz de fazla uğraşmayın. Müşterinin isteğine göre hareket etmeyi de unutmayın. Hemen biraz daha aşağılara gelelim. Detay kısımlarımızı az bir şey şöyle çok hafif bir şekilde şöyle hepsinden ben birazcık oynayacağım. Birazcık daha gerçekçi olması adına bu işlemleri uygulayabilirsiniz. Bundan sonrası sizin fotoğrafınıza göre işlemlerinizi uygulayacaksınız. Biraz daha yukarı çıkalım. Şu fotoğrafımızın ışığını biraz daha hafif sola doğru çekelim. Evet, yüzümüze işlemlerimizi uyguladık. Şimdi bu fotoğraftaki modelimizin vücut bölgesine bu işlemlerimizi uygulayacağız. Yani yüzümüzdeki dokuyu yumuşatıp vücut bölgemize de bu işlemlerimizi uygulamak zorundayız. Hemen bir üst katmanımızda olan vücut maskemize gelelim. Şimdi burada yeni gelen çok iyi bir detaydan bahsedeceğim size. Yüz maskemize uyguladığımız bu işlemlerimizi vücut bölgemize de kendimize preset ön ayar yapıp vücudumuza da yaptığımız etkileri uygulayabiliriz. Hemen burada preset yazan yere gelip burada yüzümüze yaptığımız etkileri yeni bir ön ayar yapıp kendimize göre isimlendirebiliriz. Hemen ten, taksim, cilt diyelim ve okey diyelim. Evet, burada gördüğünüz gibi ön ayarımız hemen gelmiş oldu. Modelimizin vücut maskesine gelelim. Hemen presetimize gelelim. Burada biraz önce kaydımızı yaptığımız, yüzümüze uyguladığımız efektimizi seçip vücudumuza da bu işlemimizi uygulamış oldu. Bu da yeni gelen özelliklerden bir tanesi. Tabii siz vücut maskesine gelip manuel bir şekilde de bu işlemleri uygulayabilirsiniz. Evet, yüzümüzü ve vücudumuzu bir şekilde hallettik. Hatta ben biraz daha şöyle yüze gelip biraz daha parlaklığını sol tarafa çekmekte fayda var. Sıra sıra şöyle yukarı doğru çıkalım. Kaşımıza çok fazla bir şey yapmak istemiyorum. Şöyle çok az bir şey pozlamasını sola doğru çekip biraz daha koyu bir şekilde olmasını isteyebiliriz.
Hemen bir üst katmanımıza gelelim. Evet, burada gözümüzün akıyla oynayabiliriz. Evet, onu da şöyle az bir şey sağa doğru çekelim. Çok az bir şey. Akımızı beyazlatalım. Bir üst katmanımıza gelip evet bu maskemizde de gözümüzün rengine müdahale edebiliriz. Şöyle aşağılara doğru inelim. Burada bir şeyden bahsedeceğim size. 2023'te maskeleme işleminde kör panelimizi de kullanabiliriz. Hemen burada yeşili seçip şöyle az bir şey, abartıya kaçmayacak şekilde göz bebeğimizin rengini değiştirebiliriz. Tabii bu kısımlardan da renklendirme işlemlerinizi yapıp uygulayabilirsiniz. Hemen yukarıya çıkalım. Hemen bir üst katmanımıza gelelim. Evet, bu maskemizde de gördüğünüz gibi dudaklarımız var. Dudaklarımızla oynayabiliriz. Hemen aşağı inelim. Bu sefer birazcık dudaklarımızın saturasyonunu yükseltelim. Az bir şey. Dudağımızın rengi de birazcık daha öne çıkmış oldu. Dediğim gibi burada siz istediğiniz şekilde renklendirme işlemlerinizi fotoğrafınıza uygulayabilirsiniz. Son katmanımız olan saç katmanımıza gelelim. Onu da şöyle çok az bir şey uygulayıp biraz da kontrast vermemiz yeterli. Evet, burada şimdi önemli bir detaydan bahsedeceğim size. Fotoğrafımızda uyguladığımız tüm maske işlemlerimizi yaptıktan sonra isterseniz fotoğrafımızdaki arka planımıza da müdahale edebiliriz. Bu da RAW Filter'a gelen yeni özelliklerden bir tanesi. Hemen maskeleme panelimizin en üstünde burada şöyle artıya benzeyen yere geldiğimizde background arka planı seç dediğimizde gördüğünüz gibi arka planımıza da ekstra bir maske işlemini uygulamış oldu. İsterseniz arka tarafı birazcık daha koyulaştırıp açabilirsiniz. Şöyle az bir şey koyulaştıralım. Biraz da şöyle bir hafif mavilik verelim. Veya istediğiniz renkleri arka plana uygulayabilirsiniz. Veya color yazan yere geldiğimizde kendinize özel renkler seçip uygulayabilirsiniz. Veya kör panelimizi kullanabilirsiniz. İstediğiniz şekilde renklendirme işlemlerini uygulayabilirsiniz. Ciddi anlamda yapay zekanın oldukça başarılı olduğu bir dönemdeyiz. Özellikle RAW Filter'a gelen bu yenilik Photoshop'a yeni başlayanların veya katman paneline pek hakim olamayanların işlerini oldukça kolaylaştırabilecek bir yenilik. Yapay zekanın son yıllarda gelmiş olduğu nokta son derece muazzam. Mesleki açısından bizim için avantaj mı, dezavantaj mı? Onunla da alakalı şöyle sohbet tarzında kapsamlı bir video çekmeyi düşünüyorum size. Yani en basiti bu fotoğrafta yüze ve vücuda uyguladığımız işlemlerimizi inanın biz saatlerce uğraşmaktaydık. Artık işler gördüğünüz gibi çok basitleşti. Dediğim gibi Photoshop'a hiç hakim olamayanlar bile bu işlemleri çok basit bir şekilde artık uygulayabilir. Hemen yaptığımız çalışmamıza okey diyelim. Evet, fotoğrafımızın öncesi böyleydi. Çok basit bir şekilde RAW Filter'da yeni gelen özelliğimizi kullanarak fotoğrafımızı bu hale getirmiş olduk. Siz tabii ki deneme yaparak, çalışarak daha farklı, daha değişik düzenlemeler de uygulayabilirsiniz. Son olarak özellikle yeni başlayanlara veya Photoshop'ta az bilgisi olanlara şunu söylemek istiyorum. Photoshop'a ve RAW Filter'a gelen yenilikler sizi tembelliğe alıştırmasın. Özellikle grafik tasarımcı olmak isteyen arkadaşlarımız ekstra katman paneline ve maskeleme işlemine çalışın. Renk bilgisi ve ölçüler önemlidir. Ekstra onları da çalışmayı ihmal etmeyin diyelim. Bu eğitimimizi de burada bitirelim. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.